Etkinliğimize hoş geldiniz. İlk önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Hilal Ekinci, mimarım. Ketbim ailesinde AEC teknik destek uzmanı olarak görev almaktayım. Sizlerin de bildiği gibi kaydolurken dikkatinizi çektiği üzere aslında bugün Revit ve Twinmotion ile ilgili render çalışmaları yapıyor olacağız. Projemize daha iyi nasıl sunarız? Dinamik sahneler, animasyonlar nasıl oluştururuz? Bu konu hakkında uzun uzun konuşuyor olacağız. Biliyoruz ki sunum tekniği projemizin en önemli parçalarından bir tanesi. Çok iyi bir projeyi daha iyi gösteren, hatta kötü projeleri bile render kaliteleriyle level atlattırabiliyoruz. Bugün neler konuşacağız? Biraz onun üzerinde durmak istiyorum. İlk önce Twinmotion nedir? Biz bu Twinmotion ne için kullanıyoruz? Bunun Revit ile birlikte işbirliği nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Ya da biz Revit için Twinmotion'ı nasıl indiriyoruz? Nereden indiriyoruz? Buna nasıl ulaşabiliyoruz? Beraberinde kurulumunu nasıl yapıyoruz? Revit modelini Twinmotion'a nasıl aktarıp bir proje ortamı oluşturuyoruz? Canlı sunum ve animasyonlar nasıl hazırlıyoruz ve beraberinde görselleştirme ve render çalışmalarımızı nasıl yapıyoruz? Bunları detaylı olarak konuşuyor olacağız. Daha sonra da soru-cevap kısmı yaparak webinarımızı tamamlamış olacağız. Twinmotion baktığımızda Epic Games tarafından geliştirilen bir üç boyutlu görselleştirme ve animasyon yazılımı aslında. Başlangıçta eğitim, inşaat, tasarım ve görselleştirme alanlarında kullanmak üzere tasarlanmış Twinmotion. Karmaşık üç boyutlu projeleri hızlı bir şekilde görselleştirmemize ve paylaşmamızı sağlayan da bir araç. Bunun temel özelliklerine gelecek olursak da gerçek zamanlı görselleştirmeler, dinamik sahneler oluşturmamızı sağlıyor. Aslında baktığımızda kullanıcılara göre değerlendirdiğimizde de kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Bu sebeple de üç boyutlu görselleştirme konusunda da biz deneyimlerimiz olmasa bile biz bu programa kolayca adapte olup kolay bir şekilde bu arayüz sayesinde kullanabiliyoruz. Twinmotion aslında binalar, peyzaj öğeleri, aydınlatma seçenekleri ve diğer nesneler dahil olmak üzere geniş bir kütüphane sunuyor bize. Bu projelerimizi zenginleştirmemize ve aslında kişiselleştirmemize de sağlıyor. Daha sonra baktığımız zaman Revit yani Autodesk ve Epic Games arasındaki stratejik bir anlaşma ve işbirliği gerçekleşti 2022 yılında. Autodesk kütüphanesi de mimarlık sektöründe sürükleyici gerçek zamanlı deneyimler gerçekleştirmek için bu anlaşma yapıldı diyebilirim. Artık Revit ile doğrudan bir bağlantıyla biz Twinmotion'a ulaşabiliyoruz. Güzel de oldu bence. Çünkü baktığımız zaman render evet alabiliyorduk ama bence yeterli değildi. Bu tarz eklentilerin olması da Revit'i eksik olan bir yanını tamamladı da diyebiliriz aslında. Revit için Twinmotion'ı biz nasıl indiriyoruz, nereden ulaşıyoruz? Bunu aslında sizlere de göstermek istiyorum. Bizim bu Autodesk Access adında bir kısım var. Burada View All Your Product dediğimiz zaman biz bütün yazılıma sahip bütün Autodesk ürünlerine bu sayfadan ulaşabiliyoruz. Yazılımı lisansını satın aldıysak eğer. Twinmotion'da geldiğimiz zaman buraya Twinmotion for Revit yazıyorum ben. Ve direkt aslında burada sizin de kolayca erişebildiğiniz bir alana sahip. Burada erişim dediğimiz zaman burada bize kendi bilgisayarımızın RAM'i, işte gereklilikleri gibi gibi bir sürü şeyler gösteriyor, bilgiler veriyor aslında. Her programı indirirken gördüğümüz gibi burada da çeşitli bilgilendirmeler, yani bunu kabul etmemiz ve bunu hani onaylamamız gerekiyor indirmemiz için. Bakıyoruz tekrar hani gözümüzle bir bakabiliriz buna. Sonradan accept onaylayıp aslında yazılımın ana indirme bölümüne geçiyoruz burada. Eğer 2024 versiyonu kullanıyorsak, Twinmotion 2023 bir Revit bölümünü indirmemiz gerekiyor.
Diğerleri için de her ikisini de tercih edebilirsiniz. Ben şu an görselleştirmemi 2024 versiyonuyla yapacağım için ben de şu an sizinle birlikte yapıyorum. Bunu 2023 bir olarak indiriyorum. Daha sonra indirdiğimizde bizim indirilenler bölümümüze bir klasör düşüyor, bu Twin Motion for Revit olarak. Oraya girdiğimiz zaman şu an klasörün içine giriyorum. Bir setup dosyası, en alt kısımda bir setup dosyası olduğunu görüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bu Twin Motion for Revit'i yüklemeden önce Revit için yükle herhangi bir data simit dışa aktarma eklentisinin olmaması gerekiyor. Yani bunu kaldırmanız gerekiyor. Daha sonra Revit LT kullanıcılarına maalesef bu özelliğin sunulmadığını da bilelim lütfen. Twin Motion maalesef henüz Cloud'u içermiyor. Bu şekilde setup işlemimizi hızlı bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Şimdi en önemli kısım aslında bu. Revit ve Twin Motion'u kullanarak biz nasıl animasyonlar, nasıl render çalışmaları hazırlarız? Uygulamalı bir şekilde onu görüyor olacağız. Buradan ilk önce bir istediğiniz, yani burada daha önce çalıştığınız bir proje olur, farklı bir proje olur, bir render çalışması hani deneyebilirsiniz. Bununla ilgili bir ben proje açıyorum. Render alabilmem için bir Revit projesini nasıl biz Twin Motion modeli olarak yapacağız? Aslında onu görüyor olacağız. Baktığımız zaman Revit bize kendi özelinde birçok bu Visual Style dediğimiz birçok görünüm ayarları veriyor. Ben bunu wireframe olarak görüntüleyebiliyorum. Ya da ben bunu çizgisel olarak görüntülemek istediğimde bakalım şimdi hidden line olarak görüntüleyebiliyorum. Ya da daha böyle canlı, renkli olsun istiyorsam shaded görüntüye alıyorum. Daha sonra zaten bu özellikleri de biliyoruz. Texture dediğimizde 2024 versiyonuyla gelen bir özellik aslında. Burada malzemenin detaylarını görebiliyoruz. Realistik görüntüye aldığımız zaman da realistik aslında bizim render görüntümüz diyebiliriz. Az önce mesela ağaçlar daha farklı görünüyordu. Şu an realistik, yani gerçek bir görüntü olduğunu görebiliyoruz. Peki biz bu Twin Motion eklentisine nereden ulaşabiliyoruz? Gelelim bu kısma, şu an bir şey görüntüye alalım. Çok fazla kas. Open in Twin Motion dediğim zaman da burada direkt Twin Motion'a ben aktarabiliyorum. Ya da auto synchronize dediğimde Revit'le eş zamanlı olarak projemi değiştirmeme yarayan bir kısım aslında. Bunu sürekli açık tutmanızı önermiyorum ben. Sadece değişiklik yapacağınız zaman açabilirsiniz. Daha sonra baktığımız zaman synchronize, ya da ben bunu export data summit file olarak export edebiliyorum. Ya da benim herhangi bir mesajım varsa bunu export edip, ya da baktığımız zaman biz bu ayarları da dışa aktarabiliyoruz. Şimdi aslında baktığımız zaman bu kısımda Twin Motion'a peki biz modelimize nasıl aktarabiliriz? Peki bu işlem nasıl sürüyor? Nasıl olması gerekiyor? Onu görüyor olacağız. Open in Twin Motion dediğim zaman Revit beni Twin Motion'ın kendi programına aslında yönlendiriyor. Burada önemli olan bu kısım aslında gerçekten çok önemli. Burada farklı seçeneklerin olduğunu görüyorum ben. Collapse dediğimde bir de böyle deneyelim. Bir de olması gerekeni denemek istiyorum sizinle. Burada şu an projemin açıldığını görüyorum. Burada herhangi bir, şu an mesela bir çatı elemanına tıklayayım. Sadece çatıyı silmek istediğimi varsayıyorum. Bakın bütün modeli seçip hepsini sildiğini görüyorum. Bu aslında sizin için olabilir, belki tüm model olarak çalışmak istiyor olabilirsiniz. Ama ben malzeme bazlı çalışmak istediğim için aslında, ya da her elemanı tek tek seçmek istediğim için burada keep hierarchy dediğimiz bir ayarlama var. Eğer biz onu seçersek tüm elemanlara tek tek dokunabiliyoruz. Yani şey gibi, Revit mantığıyla çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir tıklayalım bizim
çatımıza. Bakın çatıyı seçtim ve tek başına silebildim. Az önce de çatıyı seçmiştim ancak tek başına silememiştim. Bu Photoshop mantığıyla çalışan bir layer sistemi gibi düşünebilirsiniz. Ben burada geldim. Kendi ana projemi bu gözle basıp kapattım ve burada Twinmotion açtığımız anda gelen bazı temalar var. Onları temizliyorum. Çünkü projemde ben bunun fazla bir yer kaplamasını istemiyorum baktığım zaman. Siz de isterseniz hani bunu temizleyebilirsiniz. Ya da bu properties kısmından bu projemizin ana adını yazdığımız zaman bakın göze tıklıyorum ve kendi projemin tekrar geldiğini görüyorum. Burada baktığım zaman arazide çeşitli oynamalar yapmam gerekiyor. Burada bir koordinat oku olduğunu görüyorum. Biz burada arazimizin ne kadarı görünecek ya da kendi Twinmotion ana temasının benim arazimin üzerine geçmesini istemiyorum bu hususta. Bununla ilgili ayarlamaları da mutlaka modeliniz geldiğinde Twinmotion ekranına lütfen ilk yapmamız gereken bu olsun. Şimdi bir bu model ekranını burada bir yalnız bırakalım. Bu library kısmını, sahne kısmını, properties dediğimiz ayarlar kısmını ben şu an kapattım. Daha sonra bunları tek tek şu an inceleyelim. Bizim kütüphanemiz aslında çeşitli ağaçların olduğu, insanların olduğu, aydınlatma elemanlarının olduğu, çeşitli malzemelerin olduğu bir alan. Bu stres dediğimiz kısım da aslında bilgisayarımızla ilgili bize. Ben bu program için RAM'i ne kadar kullanıyorum? Ben ne kadar kullanıyorum gibi merak ederseniz eğer bu quality setup ayarlarından da eğer bilgisayarınız yani destekmiyorsa da bu ayarları düşürebilirsiniz. İlla en yüksek kalitede yapmanıza gerek yok. Baktığımız zaman sahne kısımlarından çeşitli düzenlemeleri yapabiliyoruz. Ya da Properties ekranından herhangi bir elemana tıkladığımızda çeşitli özelliklerini görmemizi sağlıyor bu noktada. Geldiğim zaman buradan bir ağaç, buradaki ağaçları silmek istiyorum. Nasıl senkronize olduğunu bu. Ama ben henüz auto synchronize açmadım. İlk önce bir ağaçları silmek istiyorum ki programım çok fazla kasmasın diye. Geldim buradaki insanı da şu an temizledim. Çünkü ben zaten Twinmotion'dan bunları yapıyor olacağım. Geldim, auto synchronize açtım. Eş zamanlı olarak oraya gitsin diye. Şu an Twinmotion'u tekrar getirdiğimde saniyeler içinde orada sildiğim bir ağacın, bir insanın burada olmadığını görüyorum. Burada XYZ dediğimiz de aslında bize burada elemanlar hakkında çeşitli bilgiler veriyor, sayısal değerler veriyor gibi düşünebiliriz. Ben kapatıyorum artık hani bu kısımları. Çünkü birazcık hani materyal kısmı yani hani kısmında neler var biraz hani ona göz atalım istiyorum. Burada baktığımız zaman bu speed dediğimiz 1.6 speed yazıyor. 6 dediğim zaman hızını ayarlıyor. En hızlı olan 6. Ben şu an 5 tıkladım. 4, 3, 2 ve 1. Burada mantıklı olan 6'ya şu an tekrar tıkladığımda hızlı olduğunu görüyorum. Ben bir render alırken bu kadar hızlı gerçekten ihtiyacım yok. Bazı zamanlar olabiliyor. Ben o yüzden daha mantıklı olan 5'te çalışmayı tercih ediyorum. Ancama bir profil, bir malzeme eklemek istediğimde seçip F tuşuna basıyorum ki yakınlaşmak istiyorum o alana. Bakın elemanı seçip F tuşuna basıyorum. Daha sonra malzememi getirip sürükleyip nereye yerleştirmek istiyorsam eğer oraya bırakıyorum. Daha sonra tabii ki bu malzemenin ayarlarını kendimiz Properties ekranından yapabiliyoruz. Neyini ayarlayabiliyoruz? Mesela ben şu an bir cam ekledim. Bunun opaklığını ayarlayabiliyorum. Ya da daha doğal bir görüntü istiyorsam da bu aşağı kısımdan da kirliliğini yani her zaman cam parlak olmak zorunda değil ya da daha doğal bir görüntü istiyorum. Ben bu şekilde bütün ayarlamaları yapıyorum. Daha sonra cepheme bir beton görüntüsü eklemek istiyorum. Bunu aslında deneme yanılma yoluyla kendi projenize hangisi daha çok uyuyor, hangi renkler daha çok uyuyor yapabilirsiniz. Bakın burada ben cepheye bir eleman eklediğimde buradaki alana da bir
aynı elemanı eklediğini gördüm. Demek ki Revit'te bunların malzemesi aynıymış. Hemen gidip bu orta kısımdaki, çünkü ben orayı çim yapmak istiyorum. Hemen hızlıca Revit'ten gittim. O alanın malzemesini değiştirdim ve cepheye tekrar bir malzeme atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şimdi bu kısımda artık malzemenin olmadığını görüyorum. Yani artık şu kısımla şu kısım aynı malzeme değil. Bakalım şimdi bu alana bir çim dedik, eklemek istiyoruz. Onu bir deneyelim istiyorum. Bunu baktığımız zaman size hangisi gözünüze hitap ediyor ya da hangisi projenize daha uygun, bunu deneyerek seçiyor olmanız gerekiyor. Zaten Twin Motion burada bize birden fazla özellik sunuyor. Ben şu an deniyorum mesela bu site alanını. Tamam, yemyeşil istiyorum ama hangi yeşil istiyorum? Buna karar vermeye çalışıyorum. Bunu şu an scale'le ayarlıyorum ki görüntüsü olsun, ya da bu çimlerin rotasyonunu ayarlıyorum ne tarafa baksın gibi gibi. Baktığımız zaman şu an bunun parlaklığını ya da bunun dediğim gibi eskitmesi dediğimiz böyle kirliliğini ayarlayabiliyoruz. Bizim de aslında çimlerimiz bu şekilde görüntülüyor. Kütüphane çok geniş bir yelpazeye sahip baktığımızda. Bir de şu an bakalım çatımıza bir roof elemanı ekleyelim. Burada birden fazla roof elemanın olduğunu görüntülemekteyim. Hani burada istediğiniz roof elemanını seçebilirsiniz. Ben burada kendi çatıma hangisi daha uygun olur? Yani burada malzemesini eklediğimiz zaman hangisi aslında dışarıdan görünüşe evet çok önemli, ama bizim bunu projenin uyumlu olması da gerçekten çok önemli bir özellik diyebilirim bu kısımda. Geliyorum buraya da bir ne ekleyelim? Wood, yani bir ahşap elemanı eklemek istiyorum. Hemen geliyorum kütüphane kısmıma. Bakıyorum bir nerede bulabilirim? Zaten wood adı altında bir kategori olduğunu görüyorum. Bunun da scale'in, yani bu scale dediğim aslında bu malzemenin büyüklüğünü gösteren bir alan. Siz ne istiyorsunuz bu kısımda? Tamamen onunla alakalı. Burada rotation'ı değiştirmenize çok gerek olan bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi buradan tekrar kütüphane kısmına gelip tekrar bir şeyleri revize etmek istediğimde, mesela şu an çatının benim ahşap malzememle çok uyumlu olmadığını fark ediyorum. Sonra bakıyorum hani buna hangi malzeme daha çok uyumlu olur, ya da benim render çalışmamı, bir de render olması önemli. Bir de bunun gerçekliği de çok önemli. Ben bir projeyi yapıyorsam eğer birebir gerçekten nasıl yapacaksam o şekilde renderını yapmam gerekiyor. Yoksa ne oluyor? Render'da böyleydi, şimdi böyle oldu gibi gibi şeyler duyabiliyoruz. O yüzden malzeme seçimlerimiz bu aşamada sadece bunu render olarak bir görselleştirme olarak değil, projeyi sunduğumuz bir araç olarak düşünürsek eğer daha doğru bir çalışma olur diye düşünüyorum. Yine geldim buraya. Tekrar bir roof cover elemanı seçmeye çalışıyorum. Scale'ini ayarladım. Baktım yine hani tam olarak istediğimi vermiyor. Burada hani nasıl malzeme hızlı bir şekilde değiştirilir ya da projeye uygun scale hale getirilir? Aslında birazcık onu hani farklı denemelerle bunu görmek istiyorum. Evet, bu diyorum, daha bir yakından bir bakalım dokusuna, malzemesine. Bu bence şu an olabilir. Değiştirebiliriz tamamen. Bu sizin görselleştirmenize bağlı. Ben çatı elemanını bunu seçtiğim için şu an o yüzden cephedeki bu konkret, yani beton dokusunda farklı bir şey yapmak istiyorum ki ikisi hani birbiriyle çok yakın olduğu zaman bence çok böyle bir göz karmaşasına sebep oluyor. Buradan da buradaki tekstür, yani malzemenin detaylarını ayarlayabiliyorum Properties ekranından. Daha sonra gelip tekrar şu kısma bir ışıklandırma elemanı ekliyorum. Bakalım burada bir sorunla karşılaşacak mıyız? Eğer karşılaşırsak gidip Revit'te bunu tekrar revize etmemiz gerekiyor. Projeyi ne kadar biz render'ı hazırlamış olsak da şu an gördüğünüz gibi ben bu alın kısmına bir şey ekliyorum. Bir aydınlatma elemanı ekliyorum. Ama baktığımız zaman cepheye de bunu ekliyor. Çünkü neden? Cephe malzemesiyle bu yaptığım aslında dekoratif malzemenin aynı olduğunu görüyorum. Revit'te buna ne kadar çok dikkat etsek de bazen render'da bu tarz aksamalar, şeyler olabiliyor. Geldim tekrar, seçtim elemanımı.
Properties panelinden hızlıca dedim ki daha önce kullanmadığım bir materyali seçtim ve tekrar Twinmotion ekranıma döndüm ve senkronize olduğunu gördüm bu noktada. Daha sonra tekrar yapmak istediğim işlemi, yani burada ışıklandırma olsun istiyorum çünkü daha önce hani böyle bir planlama yaptım. Burada ışıklandırma olması bence cephede de çok güzel bir hareket katıyor. Tabii cephenin bu kısmı ışıklandırma olmayacak. Onu tekrar bir beton yapısıyla değiştirip tekrar o dekoratif kısmı da tekrar bir aydınlatma elemanı yapmamız gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde senkronize ederek yapmak aslında gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Daha önceden render almışsınızdır. Tekrar revize edip kaydedip tekrar atmak gerçekten zaman alan bir şey. Böyle eş zamanlı çalışması gerçekten render için bize oldukça kolaylık sağlıyor. Şu an ekledim ben. Yani istediğim görüntüye de aslında tamamen ulaştım. Bu material kısmından, neon kısmından bu aydınlatmalara ulaşabiliyoruz. Ben buralara da hani insan ekleyeceğim işte artık. Gelelim ben bu kısmında da bu kışın dışarıda bir kar olduğunu düşünerek buraya da bir aydınlatma elemanı yapmak istiyorum. Buraya da birkaç insan ekleyelim istiyorum. Yani bir yemekte olduğunu, bir arkadaş grubunun yemekte olduğunu hayal ediyorum. Aslında her şey render'da bazı şeyler senaryolarla başlıyor diyebilirim. Burada yine Twinmotion'ın bu kütüphane kısmında karakter dediğimiz bir alan var. Eğer siz hareketli bir karakter istiyorsanız da bu animasyon human dediğimiz kısımdan buna ulaşabiliyorsunuz. Properties ekranına baktığımız zaman bunu farklı şekillerde bir insanın özelliklerini konuşurken, otururken, uzanırken, dans ederken gibi gibi özellikler olduğunu görüyoruz. Ben burada tabii ki bu sandalyeye oturtmak istediğimde bunun çeşitli ayarlamalarını yapmam gerekiyor ki ne kadar gerçekçi yaparsam eğer ben bu insanı o kadar benim için sağlıklı bir şey olur. Geldim buraya. Bunu yapmamız için de burada bir okun orada bir şey var, bu yeşil olan. Ona tıkladığımız zaman biz bunun rotasyonunu turuncuya tıkladığımız zaman da onu move yapıp istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Ben bir de başka bir görüntü eklemek istiyorum. Baktığım zaman onun da bu turuncu yukarı doğru oka tıkladığımda bunu üste doğru çekip tekrar aşağıdaki kısmı tıkladığım zaman da onu istediğim şekilde konumlandırabiliyorum. Gelelim bu kısma. Ya bu kısım aslında birazcık hani deneyimleyerek de yapabileceğiniz bir kısım. Sadece nasıl yapıldığını görüyor olmanız burada önemli. Yani el alışkanlığı olacaktır bir süre sonra. Hani ilk başlarda biraz bu insanları konumlandırırken zorlanabilirsiniz. Bakın ben buraya şu an hani bir insan koydum ve dedim ki bunun oturmasını istiyorum. Geliyorum buraya ama tabii ki bir masa dururken onun bu şekilde burada oturması da çok mantıklı bir durum olmayacaktır. Sadece bunu size göstermek için yaptığım bir şey. Bakıyorum. Geldim buraya, bir tane daha ekledim. Bunu da aslında masanın çevresi bir alana yavaş hareketlerle, o 1 ile 6 speed demiştim ya, burada daha yavaş hareketlerle aslında gitmeniz gerekiyor ki cephenin dışına taşmayın. Burada bu koordinat okunu doğru kullanmadığımızda, şu an yapıyorum mesela, ben yukarı doğru çekmeler yaşayabilirsiniz. Doğru yere tutuyor olmak burada çok önemli. Ben tam merkezde olan bu turuncu yere tıklayıp bunu move'la sürükleyip istediğim yere götürüyorum. Maviyle tıkladığım zaman da sağ sol kendi ekseni etrafında döndürebiliyorum aslında. Birazcık bunu yukarı, yani modeli biraz yukarı taşımam gerekiyor ki benim bu, yani bu tam olarak oraya oturabilsin. Burada gerçeklik çok önemli. İnsanın böyle yukarıda kalması ya da bir sandalye yokken oturması çok mantıklı şeyler değil. Yani gerçek şeyler yapıyor olmak bu noktada önemli. Tekrar ben kütüphane kısmına geliyorum. Ve hani ne ekleyebilirim diye bakıyorum. Burada yer zemininin şu an çok böyle yani gerçekçi olmadığını ya da benim istediğim gibi olmadığını fark ettim. Bir yer
kaplaması arıyorum aslında kendime. F yaparak bir noktaya zoomladım. Şu an malzememin seçmeye çalışıyorum. Denemelerle bunu yapmaya çalışıyorum. Hani ortama hangisi daha uygun? Ya da bunun scale'ini değiştirerek hani ortama uygun hale getirmeye çalışıyorum. Ya da baktığım zaman bu taşların rotasyonunu değiştirerek bu properties ekranından Twinmotion'ın bunu aslında ilerletmeye çalışıyorum diyebilirim. Burada da size insanların aslında nasıl bu animasyon dediğimiz insanların her insanın aslında farklı şekilde davrandığını görüyorum ben bu noktada. Mesela burada bir kadın yürürken ya da konuşurken farklı mimiklerle, farklı jestlerle olduğunu görüyorum. Bu da aslında daha bir gerçekçilik katıyor işe baktığımız zaman. Buraya da aslında birkaç çocuk eklemek istiyorum ben. Hazır anne babalar orada oturup muhabbet ediyorken onlar da burada aslında kendileri oynayabilirler diye düşünüyorum. Bunu da hani hareketli istediğim için yani oyun oynamalarını istediğim için hareketli insan figürlerinden bunu alıyorum. Geldim buraya seçiyorum. Herhangi bir çocuğu seçebiliriz. Ben burada dans ettirmek istedim bu çocuğu. Daha sonra diğeri de dedim yanına gelip dans etsin. Ya da oturtturabilirsiniz, bunu konuşturabilirsiniz, oyun oynayabilir. Mesela yani bu baktığımız zaman bu çocuk figürü tamamen bence oyun oynamak için buraya sanki konulmuş. Elim uçak var ve etrafında dönüyor. Ama bunu yaparken de dikkat etmeniz gereken şey bu çocuk kendi ekseni etrafında döndüğü için bizim cephe elemanımıza ya da dışarıda yer alan bu duvarımıza herhangi bir şeyden geçiyor olmaması gerekiyor. O yüzden bu kısımda da bunun düzenlemelerini biraz uzaklaşarak yapmanız önemli. Bakalım şu an herhangi bir problem var mı diye tekrar o turuncu yere tıklayıp orada küçük sarı dediğimiz alana da tutayıp sürükleyip şu oyun oynaması için en uygun yere getirebiliyoruz. Baktığım zaman bir tane daha bir çocuk alıp bunun dans ettirelim bence. Çünkü hepsi aslında baktığımız zaman farklı şekilde dans ettiklerini görüyorum. Her çocuk aynı şekilde değil. Bu da olaya aslında bak biraz şey katıyor, eğlence katıyor. Yani bunları zoomlayıp yakınlaştırdığımızda o yüz ifadeleri bile gerçekten çok etkileyici. O yüzden bence Twinmotion'un Revit'e gelmesi çok güzel, büyük bir adım olmuş durumda. Burada çocukların yerini, şeklini, nasıl olduğunu ayarladıktan sonra ben diyorum son bir tane daha bir çocuk ekleyelim buraya. Bu da kendi dans etsin. Bir de tabii hepsinin birbirine bakması önemli. Bu yayın olduğu kısımdan bu çocuğu arkası dönük bir çocuğu öne doğru getirebiliyoruz. Bunu mouse'unuzla istediğiniz şekilde hani bunu ayarlayabilirsiniz. Tamamen dediğim gibi bu da size kalmış bir durum. Hepsini arkasını döndürüp de oynatabilirsiniz. Kütüphane kısmına geliyorum ben burada. Hızlıca aslında burada önemli olan hızlıca bir şeyleri kendi kafanızda hayal edip bunu aslında animasyona dökmek. Bakıyorum diyorum ki bu arazinin yapısını, bu çimler özellikle çim alanları ben oldukça seviyorum projelerde. Ama burada her eleman sürükle bırak yöntemiyle maalesef yapamıyoruz bunu. Hepsini sürükle bırak yöntemiyle hani bir yere edemiyoruz. Tıpkı çimlerde olduğu gibi. Ağaçlarda evet bunu yapabiliyoruz. Bakın şu an deneme yapıyorum hatta sizin görmeniz için. Yapamadığımızı görüyorum bu noktada. Gelip tekrar kütüphane kısmına geldiğimde burada bir grant elemanını aldığımda bunu sürükle bırak yöntemiyle yapabiliyor olduğumu görüyorum. Peki bu sürükle bırak yöntemiyle yapamadıklarımızın hangi yöntemle yapacağız onu da konuşuyor olacağız tabii. Burayı şu an ben orada çocuklar oynadığı için orada sert bir zeminin olması birazcık beni üzdü. O yüzden dedim bu alan birazcık yeşil bir alan olsun.
Hani çocuklar düştüğünde onlara da bir zarar gelmesin gibi gibi şeyler de düşünerek bu render çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Ben ağaç ekleme yöntemlerine baktığım zaman da burada ağaç ekleyeceğim zaman bu kısma, burada bu ekranda bu populate dediğim bir ekran var tam şurada. Oraya geldiğim zaman ya bir petle yapıyorum bunu, bu paintle boyuyorum ben bunu. Bana böyle bir yeşil kocaman bir küre çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Orada ben bu popülasyonu mesela şu an bir ben biçim seçtim. Burada scatter dediğimizde dağıtmak aslında. Hani bu şey gibi bir yol belirlemiyoruz da ben dağıtarak bir çimleme işlemi yapıyorum. Yani burada farklı tipte, farklı boyutlarda çimler yaratabiliyoruz. Tek biçime de bağlı kalmak zorunda değiliz. Tekrar alt kısımdan bakın, populate kısmına tıkladıktan sonra properties ekranda bunlar açılıyor olduğunu görüyorum. Ya da burada aşağı kısımda bu scatter alanına tıklamadığımızda da bu işlemi yapamıyoruz. Bu yüzey olarak bize bir tanımlama sağlıyor. Biz buna tek bir tıkla o yüzeyi çimlendirme işlemini yapabiliyoruz. Ben buradan şu an farklı çim denemeleri yapıyorum. Hani hem de ayarlamaları size daha net göstermek için yaptığım bir şey aslında bu. Geliyorum bu kısma. Bunun size'ını ayarlamak çok önemli. Biraz gerçekçi olması gerekiyor. Bir çimin de boyutunun bilmem 2 metre olması, 1,5 metre olmasına hiç gerek yok. Çok minnak bir şey olabilir bence burada baktığımız zaman. Ya da dediğim gibi bunun bu bana verilen bu yeşil elemanın da istersek yarı çapında ayarlayabiliyoruz. Ama ben bu çim ekleme işlemini tabii ki o büyük yeşil şeyle yapmayacağım. Tekrar populate'e tıklıyorum bu kısımda. Eklemek istediğim çimi getiriyorum buraya. Scatter'a tıklayıp bunun size'ını ayarlıyorum. Ve istediğim noktayı seçtiğimde bakın ufak ufak dağıtarak, aslında scatter baktığımızda dağıtmak demek, dağıtarak bunu yaptığını görüyorum. Sadece dediğim gibi bir tane çimi değil de farklı renklerde, dokularda çimi karıştırmak da bu noktada iyi olabiliyor. Tekrar başka bir eleman seçip, çim elemanı seçip ben burada dağıtma işlemi yaptığımda bakın aslında şu an daha çok belli oluyor. Üçüncü bir çim elemanı seçelim. Şimdi daha aslında net olarak görünecektir. Çünkü bu renklendirme işlemlerinin şey olduğunu düşünürsek, geldim tekrar bu populate kısmına, scatter'a tıkladım ve yapmak istediğim yüzeyi belirledim. Orada bir sert zemin vardı. O sert zemini burada referans alarak yapıyor. Ben o yüzden ilk açtığımda bu şekilde açtım. Yani bu çimlendirme işlemleri, ağaçlandırma işlemleri gibi. Ağaçlandırma işlemleri de yine ilk önce populate diyoruz ki properties ekranımızda bu alan açılsın diye. Ben burada ağaçları farklı böyle 2-3 gruplandırma şeklinde yapmayı hani daha gerçekçi ve daha uygun buluyorum aslında. Burada mesela şu an birkaç tane mesela bambu ağacı seçtim, balsam ağacı seçtim. Farklı tipte istediğiniz şekilde portakal ağacı seçebilirsiniz ya da farklı kendi tamamen hani şu yaptığınız bölgenin iklimine de göre değişecek bir şey bu. Hani burada aslında biz tabii bunu şu an seçiyoruz ama biz hangi iklimde çalışıyoruz? Hangi şehirde, hangi ülkede çalışıyoruz? Orada bu ağaçlar yetişiyor mu? O da hani bu noktada önemli aslında. Burada baktığımız zaman ben bunu artık scatter'la yapmıyorum da o paint dediğimde ben burada aslında neresi olmasını istiyorsam bu elimdeki yeşille tamamen bu 3 tane ağacı da kullanarak bir boyama, bir serpme işlemi yapıyorum. Dokunduğum her yere bu ağaçlar dikiliyor olarak düşünebilirsiniz. Ben bu yani çok ağacın olduğu, çok yeşil ortamın olduğu bir alan tasarlamak istediğim için de hani bu şekilde yapıyorum. Ama diğer ağaçları isterseniz tek tek de ekleyebilirsiniz. Burada tek tek seçip de ekleyebilirsiniz. Ben yine bir popülasyon yarattım burada. Hani ağacın olduğunu. Bunu da aslında çeşitlilik olsun diye yapıyorum. Daha gerçekçi olsun diye. Yani tek bir ağaç tipini buraya komple yapmanın çok bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Bakıyorum. Bunu tek bir mesela şu an elma ağacı yani birkaç yere elma ağacı da yapabilirim diye düşünüyorum.
Geldim, ağaçları tek başına da yerleştirebilirsiniz. İlla bu popülasyon yapmanıza gerek yok. Yapıyorsunuz, sürüklüyorsunuz ve bırakıyorsunuz. O zaten alması gereken yere alıyor. Bakın birkaç tane ağacı da bu şekilde tek başına yerleştiriyorum. Ha, bunun popülasyon yaratmanın dezavantajı da birazdan gösteririm onu da size. Şu oluyor. Ya bir elemanı şu an farklı ağaçları seçiyorum. Çünkü bu alanda daha farklı ağaçların olması, özellikle çocukların çocuklara yakın olduğu alanda daha çok hoşuma gidecektir diye düşünüyorum. Daha sonra kendi site'ımın dışında bir tane ağacın orada olduğunu görüyorum. Ama onu seçersem ben bunu bir şey mantığıyla yaptığım için onu silmek istediğimde hepsi otomatik olarak silinecektir. Ben bu istersem bu hava değişimini yani ambiyansını ayarlayabilirim bu kısımdan da. Geliyorum buraya. Bu ekranıma hızlıca yaklaşabilmem için herhangi bir elemanı seçip F tuşuna basıyorum. Bakın ben burada cephede bir profili seçtim. F tuşuna bastım ve buraya yakınlaştım. Şu ayarlayabiliyorum ambiyans kısmından. Ya da ben burada yağmurlu mu olacak hava, güneşli mi olacak, kar mı yağacak, hangi mevsimdeyim ben, yazda mıyım, kışta mıyım? Şu an mesela bu sürükledikçe bu topu zaten ortada da böyle kar simgesini, bu kardan adam simgesini görebiliyoruz. Tamamen farklı mevsimlerde, farklı havalarda da bunu yapmak istiyor olabilirsiniz. Ya da ben bir şu an yağmur yağıyorsa tabii ki bir sis olacaktır. Sisimin büyüklüğünü tabii ki render'da da böyle çok şey olmasın ama bunların bir rüzgar hızının bu noktada ayarlanabildiğini bilelim lütfen. Ben şu an çocukları hani oynatmak için daha böyle şey güneşli bir hava hayal ediyorum burada. Ya ben şu an otomatik olarak bir düzenleme yaptım ama isterseniz siz yaz, kış gibi gibi şeyleri buradan ayarlayabiliyoruz. Ya da location dediğimiz zaman bu güneşin kuzeye göre nasıl yani bu gölgelerin mesela ağaç gölgesinin ne tarafa düşeceğini, kuzeye mi düşecek gibi. Burada HDR environment dediğimiz kısım aslında çok önemli ve bence kesinlikle renderlara tamamen farklı bir boyut kazandırıyor. Ben bunu yani kendi projeme bir SkyDome'a alıyorum gibi düşünebiliriz. Bunun da size'ını ya da benim kendi projemin yani arsa alanımın yönüne göre biz bunu çeşitli şeylerde düzenleme yapabiliyoruz ya da burada projection offset'ini doğru bir şekilde ayarlarsak eğer gerçekmiş gibi gösterebiliyoruz. Bunları doğru ayarlamak, bu ayarları, size'ını, offset'ini, bakın ben şu an size'ını yapıyorum. Zaten yakınlaştırdığımda o dom görünmeyecektir. Ben şu an mesela gökyüzü, her yerde bir gökyüzü olduğunu görüyorum. Da bana şu an daha gerçekçi geldi aslında baktığım zaman. O yüzden bu HDR environment kısmındaki ayarlamaları mutlaka bu size'ını, height offsetine, projection offsetine mutlaka kendi projenize uygun olarak ayarlamanız gerekiyor. Daha sonra gelelim burada bir kış bahçesi var. Burada bir kütüphane kısmımızdan buraya çeşitli objeler ekleyebiliriz biz. Ne mesela bu kısımda living room'a geldiğim zaman ben farklı şeylerin olduğunu görüyorum. Masaların, farklı sandalyelerin. Burada aslında tamamen sizin estetik anlayışınıza göre değişecek bir şeydir. Ben bu şekilde bir masa tercih ettim. Sürükledim ve bıraktım. Bunu da istediğiniz şekilde konumlandırabilir, daha sonra taşıyabilirsiniz. Tekrar geliyorum bu bir alt sekmeye, bu yaşam alanı sekmesine. Ben burada bir de diyorum ki tamam gerçek ağaç olmasın. Ama böyle saksıda yetiştirebileceğimiz, saksıda besleyebileceğimiz bu alanı o şekilde de değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Hani zaten biz bir proje sunuyoruz ya, bunu kendimiz de aslında hayal etmemiz gerekiyor. Burada aslında o kadar çok bu kütüphaneyi incelediğinizde fark edeceksiniz. O kadar çok örnek var ki aslında hani şey oluyor insan böyle hangisini böyle seçeceğini şaşırıyor gibi oluyor. Ben şu an
Çeşitli burada saksı ağacı yetiştirmek istediğim ağaçları burada seçiyorum. Farklı renklerde, farklı boyutlarda ağaçların olması da bu noktada önemli aslında baktığımızda. Ben burada hani farklı ağaç seçmemin sebebi hani görsel olarak daha iyi durduğunu düşündüğüm için. Ne yapıyorum? Kütüphane kısmına geliyorum, ağacı seçiyorum. Mouse'umun tuşuyla basılı tutarak sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra buraya bunları da besleyen birinin hani olması gerektiğini sulayan ya da gibi düşünebiliriz. Deniyorum sadece, bakıyorum. Bu tam olarak hani istediğim gibi olmadı. Bir de biraz hani animasyon olsa belki daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bu karakter kısmında da animasyon özelliği mevcut değil. Sadece duran bir insanı hani görebiliriz. Ben daha çok animasyon insanları kullanmayı tercih ediyorum. Şu an bu bitkilere bakan aslında birini hani bulmaya, birini yaratmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu Twin Motion'u kullanmak gerçekten çok basit. Bakın şu an aldım, sürükledim mouse'umun tuşuyla ve bıraktım. Burada istersek Properties ekranından çeşitli kıyafetini bile değiştirebiliyoruz. Ben şu an sadece buna uygun bir şey arıyorum. Bakın engelli hani her aslında karakterin farklı versiyonları olduğunu görüyorum. Diyorum ki çiçeklerle ben çok konuşurum. Çiçeklerle konuşan birini aslında yapabilirim. Çok da güzel oldu bence. Dokunuyor ve konuşuyor gibi tam olarak. Şu an benim istediğim görüntüye bu noktada ulaştık aslında baktığımız zaman. Daha sonra bakıyorum ben buraya aydınlatma elemanı eklersem eğer, yani tabii ki doğal aydınlatma çok önemli ama bu kütüphanede de oldukça fazla bir yapay aydınlatma olanağı sunuyor aslında. Ben bu çiçeklerin görüntüsünün daha iyi görünmesi için bu alanlara dediğim gibi malzemeye tıklıyorum, sürüklüyorum ve aydınlatma elemanını yerleştirmek istediğim yere bırakıyorum. Ve bu anda da bir banyo kısmını görüyoruz ya da bir oturma odası ya da oda kısmını görüyorum. Ben buraya da diyorum hani gece render'ı alacaksan bunları yapmak durumundayız. Çünkü gece tamamen karanlık olduğu için sadece bizim şu an koyduğumuz aydınlatmalar aslında burada görünecektir. Dediğim gibi Twin Motion'un kolay bir arayüzü var bu noktada. Ben burada eğer aydınlatma elemanını koyduğum yere beğenmiyorsam eğer ya da değiştirmek istiyorsam ben bunu üzerine tıklayıp aydınlatma elemanının sürükleme mantığıyla ya gördüğünüz gibi aslında burada da hani farklı ışık şekillerini. Bu aslında bu sarı olan yeri göz gibi düşünebilirsiniz. Hani o gözün gördüğü açıyla hani o ışık nereye yansıyacak onu aslında burada gösteriyor. Revit'te bazı şeyleri yapmamız evet kolay ama render işlemini gerçekten bu kadar hızlı, bu kadar gerçekçi alamıyorduk. Twin Motion'da bize bu yönden büyük bir artı kattı. Gelip buraya da diyorum bir aydınlatma elemanı koymam gerekiyor. Gece render almak istiyorum çünkü. Sizler de mutlaka gece render'ı alın bence. Güzel oluyor gerçekten. Uzaklaşıyorum ve aydınlatma elemanımın olduğu yere bakıyorum. Tabii uzaklaştığınızda bu DOM dediğimiz bu biz HDR Environment ekledik. Bu kısmı göreceksiniz ama hiç problem değil. Çünkü renderlarınızda zaten bu çıkmayacaktır. Ben burada bir otopark yani bir parking area tasarladığımı düşünüyorum. Geldim buraya hani buraya bir yani Revit'te bunu koymanız iyi. Buraya bir hani unutmuyorsunuz burada da. Ben o yüzden her yere geldiğimiz zaman mesela burada araba olduğunu arabayı silip tekrar buraya hani gerçek bir araba ekliyorum. Burada da arabayı yerleştirdiğimiz zaman onun rotasyonunu istediğimiz şekilde ayarlayıp istediğimiz yere bırakıyoruz. Burada da yine properties kısmından hangi renk istiyorsak aracımızı o renge de boyayabiliyoruz. Bu da aslında hani eğlenceli oluyor. İstediğimiz arabayı seçebiliyoruz, istediğimiz marka seçebiliyoruz, istediğimiz renk seçebiliyoruz. Arabanın işe giden birisi olsun diye bir
hayal ediyorum ben. O yüzden takım elbiseli böyle işten gelen bir insan, hani yürüyen bir insan koymak istiyorum bu seferde. Bakıyorum burada ben bu walking tıkladım ama bakın burada bir sürü seçenek olduğunu görüyorum. Alışverişten mi geldi, işten mi geldi gibi gibi aşağıda properties'de zaten bunu görüntülüyorsunuz. Tekrar bir Revit'ime geldim bu noktada. Burada da bir insan unuttuğumu fark ediyorum. Hızlıca silip TwinMotion ekranıma tekrar geliyorum. Geldim bakıyorum buraya. Bence şu an çok da gerçekçi oldu. Arabadan inmiş ve evine gitmek için yola çıkmış bir adam oldu bu da. Tekrar bu beton elemanına geldiğim zaman burada bir yol acaba diyorum, bu asfalt olarak bir yol burada tayin edebilir miyim diye düşünüyorum. Ya da hangi malzeme tam olarak buraya uygun olur ya da buraya neler yapabilirim gibi kütüphanemden çeşitli ayarlamalar, çeşitli aramalar yapıyorum. Burada önemli olan nokta hani dediğim gibi gerçekçi olması. Hani gerçekçi olduğu zaman zaten hani bu şey olabiliyor. Tekrar ground'a geldim buradan. Yine o klasöre girerek. Acaba diyorum hangi elemanı seçsem araç yoluna daha uygun olur. Tabii ki stone değil, ben asfalt tercih ediyor olabilirim burada. Bakıyorum tekrar gözümle, diyorum ki evet bu belki olabilir. Baktığım zaman burada da hani beyaz çok gözüme çarptı. Hani sonuçta bunun da bir renk uyumunun olmasını istediğim için aynı tonlarda bir şey atıyor olmak daha iyi olur. Burada metallik dediğimiz bu asfaltın bu şeyini properties ekranından değiştirebiliyoruz baktığımız zaman. Burada çeşitli ayarlamaları da var. Bu meskini, emisyonlu, farklı farklı türevleri var bunun. İsterseniz onlardan da ayarlamalar yapabilirsiniz ama bence şu an hani o ayarlamalara çok girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi bakıyorum projemi tekrar bir kaydetme aşamasını göstermek istiyorum. Bir Revit dosyası kaydeder gibi düşünebilirim. Dosya adını yazıyoruz ve kaydediyoruz. Bu noktaya dediğim gibi bir klasör seçip bir isim yazıp kaydetme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tıpkı başka projeyi nasıl kaydediyorsak TwinMotion projesinde o şekilde kaydediyoruz. Daha sonra ben artık bazı sahneler oluşturabilir miyim diye kendime bir sahne, bir açı aramaya başladım. Çünkü artık hani render aşamasına, bir sahne aşamasına daha geçmek istiyorum. Kontrollerimi yaptıktan sonra. Ki hani bunu nasıl yapıyoruz? Bu medya dediğimiz kısımdan, medya dediğimiz sesimle alakalı bir sorun var mı diye sordum. Sanırım yok, tamamdır. Geliyorum bu kısma. Artı medyadan artıya basıp kendime bir sahne oluşturuyorum. Bu sahnede kendi açımı, yani ben açıyı belirledim ama bunun yakınlığı nasıl olacak gibi detayları properties ekranından ayarlıyorum. Bu environment dediğim kısımda, yani bu render dediğim kısımda özellikle ben bu açımın yoğunluğunu, uzaklığını, gölgelendirmesini tek tek ayarlamam gerekiyor. Kaliteli bir render istiyorsam ya da ben bunu tekrar atıp başka bir yerde düzenleme yapmak istiyorsam bu satürasyonu ya da baktığımız zaman bunun güneş ayarlarını, rüzgar ayarlarını hepsini tek tek burada yapıyor olmamız gerekiyor. Ya da ben nasıl bir gün istiyorum? Parçalı bulutlu mu? Ben yağmurlu bir gün mü istiyorum? Bunun kararını bu aşamada veriyor olmak önemli. Ben şu an sahnemi seçtim. Tamam dedim, bu olsun. Export diyorum burada alt kısımda. Export'a tıkladığımız zaman geldim, image'i seçtim. Yine export kısmına geldim. Ama buradan properties'den image kısmından bakın burada seçili olması gerekiyor.
Bunu JPEG olarak mı, PNG olarak mı kaydetmek istiyorsunuz? Onu soruyor. Daha sonra start export diyerek, yani istediğiniz yere bu arada kaydedebilirsiniz. Bu tamamen sizin bunu nereye kaydetmek istediğinize göre değişen bir şey. Klasör seçmem gerekiyor. Render klasörünü seçiyorum ve exporting adı altında bana bir şey çıkıyor ve tamamen sizin seçtiğiniz özelliklere göre aslında. Bu exporting bölümü süresi ona göre değerlendirilen bir kısım. Ben tutup bunu 8K yaparsam tabii ki daha uzun sürecektir. Ben şu an daha kısa sürmesini istediğim için özelliklerini daha şey tuttum aslında baktığımız zaman. Geliyorum daha sonra farklı bir açı belirlemek istiyorum. Açıyı belirledim şu anda. Dedim ki bu sefer cephemin bu kısmını görüyor olayım. Bir de ağaçlarda aslında çıkması render'da güzel bir şey olur. Tamamen açıyı ayarlıyorum. Bakın burada medya kısmından şey kısmına geliyorum, image kısmına artı tuşuna basıp ikinci bir sahnemi ayarlıyorum. Bakın bir bitti. Bir de bunu sahneleri ayarlayıp en son da renderinizi alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Geliyorum buraya tekrar yağmurlu bir gün mü olsa acaba diye bir aklımdan aslında geçiriyorum. Çünkü ben yağmur, kar çok seviyorum ve renderlerimde de oldukça kullandığım bir şey bu. Biraz bunun gün ışığıyla çeşitli ayarlamalar yaptıktan sonra detay kısımları özellikle bu sis ne kadar olacak? Rüzgarın bu hızı nasıl olacak? Ya da bu wind direction dediğimiz şey rüzgarın yönü. Yani bizim rüzgarımız nereden esiyor onu bile ayarlayabiliyoruz. Tabii bunun kendi site alanımıza göre değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bu ağırlıklı rüzgar yönünü daha önceden zaten bunu zaten projeye başlamadan analizlerde tabii ki yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Ona göre bir proje alanı ya da proje yapıyoruz. Geliyorum farklı diyorum bir sahne mi oluştursam nasıl bir sahne oluşturursam tamamen aslında şu an sahne deniyorum. Nereden benim projem kendini daha iyi ifade eder. Bu ışıklı alan yaptığım böyle ışıklı alanın görünmesini istediğim için de tam bu önden arkayı da böyle perspektif olarak görebileceğim bir yer ayarlıyorum. Ama burada gölge kısmı bence çok önemli. Şu an gölgeyi biraz ayarladıktan sonra ya da bu kamera ayarlarından bu focal depth length dediğimiz şey aslında biz açıyı ayarladık. Onun yakınlaştırıyor. Bizim açımız hiç bozulmuyor. Yakınlaştırıyor ve uzaklaştırıyor gibi düşünebilirsiniz bu kısmı. Bunun kamera ayarlarını, render ayarlarını ya da bu image kısmından bunun detay seviyesinde ayarlayabiliyoruz. İlk yaptığımız render çalışması gibi bu sefer bakın üçünü seçiyorum. Üç tane burada image 3 olarak yazıyor. Yani ben üç tane fotoğraf render görüntüsünü export etmeye çalışıyorum şu an. Burada bu mavi içerisinde bir sayı yazmıyorsa eğer siz oradan bir image seçmemişsinizdir olarak değerlendirebiliriz ve render hani export edemiyorsunuz o noktada. Bu da önemli bir kısım. Lütfen buna da dikkat edelim. Şu an bakıyorum hani export 3 tane fotoğrafım tekrar bir export oluyor. Oldu şu an. Peki biz animasyonu nasıl yapıyoruz? Biliyoruz ki animasyon da bizim için önemli bir sahneleri nasıl oluşturuyoruz? Ben ilk önce bu çocukların oynadığı yerden bir sahne almak istiyorum. Tıpkı bir fotoğraf renderi alıyormuş gibi bir düşünebiliriz. Aynı adımları izleyeceğiz aslında. Baktım ben ilk sahnemi burada aldım. Daha sonra dedim acaba içeriden de mi bir render çalışması yapsam? Sadece şu an kafamda bir animasyon var. Onu yapmaya çalışacağım burada. Sahneler ekleyerek. Burada tabii ki birden fazla sahne ekliyor olacağız bu noktada. Tek bir sahneyle bir animasyon almamız burada mümkün değil. Kendiniz de canlandırarak sahneleri eklerken nasıl olduğunu. Zaten bu arada burada canlandırmanıza da gerek yok. Burada tıkladığımızda zaten bize ön izlemesini verecektir en son
bakmamız için, export etmeden önce yapmamız için ben şu an buradan da bir sahnenin güzel olabileceğini, yani projeyi etkili bir şekilde gösterebileceğini düşünüyorum ve tamamen o geçişi ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Ya da böyle otopark kısmından ön kısma doğru mı bir geçiş yapsam diye düşünüyorum. O yüzden şu an kameramı, açımı tamamen ona göre ayarlıyorum. İlk yaptığım sahne, en son yaptığım sahneyi oradaki üç noktaya tıklayarak, delete yaparak siliyoruz aslında. Bu gerçekten çok kolay bir işlem. Buraya biraz yakınlaşmak istediğim zaman duvara tıklıyorum. Klavyemizden F'e basıp buraya yakın bir şekilde sahnemi getiriyorum. Daha sonra bu sahneden sonra diğer tarafa, yani ön cepheye doğru, bu peyzajın olduğu alana doğru gitmesini istediğim için de buradan da bir sahne alacağım. Bu sahneyi de çeşitli tabii ki denemelerle yapıyoruz. Direkt aldım ben bunu yaptım gibi olmuyor maalesef baktığımız zaman. Daha sonra ben image olanları tekrar sildim ki tekrar bunu render almak durumunda kalmayayım diye. Export etmeden önce çeşitli ayarlamalar var. Bunları yapmanız gerekiyor. Siz height mi istiyorsunuz ya da düşük kalitede bir şey mi istiyorsunuz gibi gibi animasyon özelliklerini buradan tanımlıyor olmanız gerekiyor. Export özelliğini kullanmadan önce. Geldim buraya tabii ki height yapıp saatlerce animasyon alma işleminin sürmesini istemediğim için geliyorum. Bakın burada mavi şekilde bir tane diyor animasyon export edilecek senin. Geliyorum export. Bir ilk önce izlemek istiyorum tabii ki animasyonun nasıl olduğu, nasıl çıkacak diye. Geliyorum bu kısma. Evet, arka cepheyi de çünkü göstermek istedim. Otoparktan nasıl ulaşıyoruz gibi bir senaryom olacaktı. Geliyorum buraya. Start export demeden önce bir tekrar izliyorum. Yani tamamen içime sinmedi gibi çünkü animasyon baktığımız zaman. Acaba bir şey ekleyebilir miyim diye. Evet, bir sahne daha eklemek istiyorum. Çünkü o ön kısımda, peyzaj kısmından hiçbir şey, hani animasyon almadığımı görüyorum. Onun şu an hani işlemlerini aslında beraber yapıyor olacağız. Hani burada aslında göstermek istediğim şey, animasyonu alırken bir sahneyi beğenmediysek onu silebiliyoruz. Bunu tekrar tekrar oynatabiliyoruz. Yani tamamen bizim ne istediğimiz, nasıl bir sunum. Bakın şu an delete yapıp sildim mesela o sahne. Çok da gerek yokmuş çünkü bana cephenin orada odaların içinden geçen bir şey. Yani betonu gösterdiği bir kısım. Geldim tekrar bir sahne oluşturmak istiyorum diye düşünüyorum bu kısımdan. En son kısmı burada noktalamak istiyorum aslında ben. Hani sadece bu alanda hani güzel olur. Bir arkadan bir geçiş öne doğru iyi olur diye düşünüyorum. Tekrar bir sahneyi oluşturdum. Bakın tekrar basıyorum. Çünkü o ilk sahneyi oluşturdum. İkinci sahneyi oluştururken de başka bir sahne daha eklemem gerekti bu kısımda. Tekrar bunu, fazla olan sahneleri silebilirsiniz. Ya da bu kısımda ya istediğiniz açıyı tamamen yakalamanıza göre değişir. Ben şu an hani iyi bir animasyon almak istediğim için aslında hani sahneleri de birazcık uğraşıyorum gibi düşünebilirsiniz. Siz de bu kısımda animasyon alırken ne, hani bir sahne nasıl eklenir, nasıl düzenlenir? Bakın ben burada mesela tüm animasyonu izlemedim. Başını biliyordum zaten. Sadece sondaki animasyonları seçtiğiniz zaman yukarıda tekrar oynatmaya başladığınızda sondan artık sizi götürüyor. Hani tekrar animasyonun en başına gidip zaman kaybetmenize gerek yok. Ben burada da bu sahnenin fazla olduğunu düşündüm. Şu an aslında hani tamam gibi, burayı da sildikten sonra tamamen animasyonum şu an oluşmuş durumda bence. Yani tam benim istediğim gibi de oldu. Bakıyorum en son kısmına. Evet, şu an tam istediğim animasyon görüntüsünü oluşturdum. Geliyorum sonra. Bakın bu export kısmına tıklamazsak eğer properties açılmıyor zaten. Start export deyip max lighting dedikten sonra, yani ben ışığın maksimum olmasını istiyorum. Lütfen siz de bu ayarı tıklayarak bu işlemi yapın. Şu an zaten animasyonumuzun da hani alındığını görüyorum.
Burada çeşitli render, yani benim aldığım, sizinle beraber aldığımız renderlardan aslında benim de eklediğim birkaç render çalışmasını gösterelim. Bu karda bir görüntü. Bu da normalde yeşilde böyle güneşte aldığımız bir render çalışması. Önce cepheden aldığımız bir render çalışması. Burada dediğim gibi çeşitli yansımalarla, çeşitli yani karda ya da yağmurda her türlü render çalışmalarımızı bu şekilde alıp görselleştirmemizi yapabiliyoruz aslında. Bence güzel de oldu. Güzel de bir özellik aslında. Şu an ben son kısma geçmeden önce bir anket yönlendirmek istiyorum. O sırada size. Siz anketlerinizi tamamlarken de o sırada ben diğer şirketinizle ilgili bazı detaylar size aktarmak istiyorum. Geliyorum. Bakalım. Siz de anketlerinizi o sırada yönlendirmiş, cevaplamış olabilirsiniz. Burada etkinliğimize ilk kez katılanlar olduğunu görmekteyim. Burada Autodesk yazılımlarından hani Revit'le ilgili, bunun eklentisi olan Twinmotion'la ilgili çeşitli şeyler hakkında konuştuk. Ama bizim Ketrim ailesi olarak sadece Autodesk yazılımlarının dışında burada görmüş olduğunuz birçok markayla da çalışıyoruz. Birçok alanda da aslında uzman firmayla çalışıyoruz diyebilirim. Bu Adobe alanında bir ihtiyacınız olduğunda İzmir'de bir Gold Reseller olarak bulunmakta Ketrim. Ya da ofis anlamında belirli bir ihtiyaçlarınız varsa eğer bu anlamda da bu yazıcılar olabilir, workstation'lar olabilir. Yine Microsoft tarafında ihtiyacınız olan herhangi bir şey için Ketrim ailesine ulaşabilirsiniz. Olmakta. Anketi cevaplarınız için teşekkür ederim. Daha sonra baktığımız zaman bu ekip sadece yazılım anlamında değil, sanatsal baskı bazlı da birçok iş yapıyor. Yine çizim ekibimiz tarafından birçok malzemeye, birçok kalitede baskı alıyoruz burada. Gösterdiklerimiz de aslında çok sınırlı bu konuda, bilmenizi isterim. Lütfen sanatsal anlamda bir çalışma yapıyorsanız eğer baskı atölyemize mutlaka gelin. Burada birlikte yaptığımız baskılara da bir göz atalım. Burada hem ülkemizde hem yurt dışından birçok önemli fotoğraf sanatçıları ile çalışıp onlar için baskı çalışmasını yaptığımızda bilmenizi isterim. Profesyonel ekibimizin numarasını buraya bırakıyorum. Hani bir ihtiyacınız olduğunda da dilerseniz ulaşmak isterseniz buradaki iletişim bilgilerini kullanarak onlara ulaşabilirsiniz. Burada etkinliğimizin aslında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız ve katıldığınız için. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar ve güzel günler diliyorum.